Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Bu gece size bir abaza pastası yapmayı düşünüyorum. Abaza pastasının biraz Laz usulü sucuklusuna yapacağız. İlk önce gördüğünüz gibi şöyle bir tenceremin üçte birine suyu doldurdum, kaynattım. Buna yapacağımız işlem bir paket kabartma tozu. Efendime söyleyeyim, gerektiği kadar tuz. Her zaman dediğim gibi bu tuz olayı tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Ve şöyle bir yemek kaşığından biraz daha az tereyağı arkadaşlar. Tereyağımız eriyince mısırımızı da atacağız içine. Şimdi buna mısırını atıyoruz arkadaşlar. Yani bu hamur kıvamına yakın olacak. Şöyle bakıyoruz. Bunu açmak zor tabii ki. Dediğim gibi bunda bir miktar yok. Ne kadar yapmak isterseniz suyla mısırını hamur olacak kıvama kadar getirin. Şimdi burada attığımız mısırları topak topak olduğu için çok atmıyoruz. Şimdi altını kısıyorum. Eskiden bu şöyle yapılırdı arkadaşlar. Böyle kaşıkla ezilirdi bu topaklar. Fakat artık teknoloji var. Bir adet blenderla çok rahat bu işi görebiliriz. Böyle blenderla iyice ezelim. Blenderla iyice ezdikten sonra bunu pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Kıvamı gördünüz. Bu kıvamda olacak. Bu biraz daha pişecek. Suyu eksildiği zaman katılaşacak. Ondan sonra bir tepsiye döktüğümüz vakit tabii ki soğuyunca biraz daha katılaşacak. Yani altı kalın bir tabak tutana kadar bunu kısık ateşte pişiriyoruz. Bu pişerken sıra geldi iç malzememizi hazırlamaya. Biz Karadenizler bunu arkadaşlar sucukla yapıyoruz. Abazalar bunun daha değişik içine şeyler koyuyorlar. Bir barbunya yapıyorlar. Biz onların salçası var. Çok da güzel olduğunu tahmin ediyorum. Onu yap, bir abaza yaptırıp denemem lazım. Bir keresinde bir yemiştim. Ama nasıl yapıldığını göremedim. İnşallah bir günü bir abaza düğününde onu da çekerim size. Şimdi sucuklarımızı böyle pişiriyoruz. Az bir şey de tereyağı atmak lezzet katacaktır. Bunda bir usulü var arkadaşlar. Bunlar pişerken arada bir pastamızı karıştırmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Şöyle her tarafını böyle 5 dakikada bir, 3 dakikada bir bir tur çevirmek hem çabuk pişmesini hem her tarafın iyi pişmesini sağlayacak. Sucuklarımızı pişiriyoruz. Ben çok pişmiş sevmiyorum. Bunun şimdi olmazsa olmazı bir tepeleme dolusu kırmızı biber. Şimdi buna bir çay kat, bir çay bardağı su ilave edeceğiz arkadaşlar. Şöyle
suyu bir güzel kaynatacağız. Hatta suyuna birazcık tuz, az bir şey. Manacağız çünkü. Şöyle az bir şey, suyuna bir tuz ilave ediyoruz. Şöyle kaynatıyoruz. Çok su koymayız arkadaşlar. Çok su koyarsak tadı kaçar. Bu kaynadı şimdi. Hazır bu. Pastamız pişti. Bakın bir daha ısıtacağız. Evet, bayağı bir pişirdik. Şimdi bunun pişini nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Şöyle kaşık kaldırdığımız vakit şöyle kalkıyorsa, dibinden ayrılıyorsa, bakın görüyorsunuz değil mi? Şöyle dibinden ayrılıyorsa bu pişmiş demektir. Altını kapatıyoruz. Şöyle kaşıkla tepsimize döşüyoruz. Şimdi bu tahta kaşığımızı arkasını güzel ıslatıyoruz. Düzeltme yaparken yapışmaması için. Şöyle güzelce yerleştirip ortasını şöyle açıyoruz arkadaşlar. Bakın tencerede hiç yapışmadan çıktı. Bu hale gelene kadar pişecek. Şimdi ne yapıyoruz? Etrafına isteğe bağlı olarak kaşar peynirlerini gömüyoruz arkadaşlar sırada şöyle. Ve geldik son aşamaya. Şimdi bu açtığımız çukura böyle yüklerden döküyoruz. Ve suyundan da şöyle arkadaşlar tavayla biraz dökelim. Bunu yemenin usulü, iç taraftan alıyoruz arkadaşlar suyu kaçırmamak için. Şöyle bir adet sucuk. Kaşarlarımız erisin. Onları da yemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu bizim Karadenizlerin yaptığı usul. Abazaların yaptığı usul daha değişikmiş ama bu da şahane oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hepinize afiyet olsun.